Sayın seyirciler, Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, uzun zamandan beri beklenen TOKİ çalışmaları için Toplu Konut İdaresi Başkanı Erdoğan Bayraktar ile protokol sözleşmesini imzaladı. Yapılan protokol sözleşmesinin ardından belediye binasında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Aktaş, 2008 Ocak ayında TOKİ'nin birinci etap çalışmalarının ihaleye verileceğini söyledi. Ankara'da Toplu Konut Daire Başkanı Erdoğan Bayraktar ile İnegöl'de yapılacak toplu konutlar ile ilgili sözleşme imzalayan Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, yaptığı basın toplantısında 2008 Ocak ayında konutların birinci etabında yapılacak 704 konut için ihale yapılacağını belirterek, Karalar mevkiinde yapılacak olan toplu konutlar hakkında bilgiler verdi. İnegöl hem zemin problemi olmayan, hem hava kalitesi problemi olmayan, hem de beraberinde insanların daha ferah, daha planlı yaşayabileceği bir şehire kavuşsun. Türkiye'de ve dünyanın değişik ülkelerinde bunun örnekleri var. Ve zaten yavaş yavaş yapılanmanın başladığı, hatta bir miktarda kaçak yapılanmanın başladığı ve gerçekten 3 yıldır başta milletvekilimiz olmak üzere bütün kurumlarda canla başla uğraştığımız yeni İnegöl projesinin işte şimdi son noktasına geldik. Biz 18 uygulamasının nihayete erdiği bu günler içerisinde 2 gün öncesi itibariyle bizzat milletvekilimizle TOKİ Genel Başkanımız Sayın Erdoğan Bayraktar ve yine Daire Başkanımız Çağatay Bey'le yaptığımız görüşmeler neticesinde orada İnegöl'de başlayacak toplu konutlarla alakalı protokolü imzaladık. Protokol gereği ben detaylarıyla alakalı sizlere bilgi vereceğim ama protokol gereği İki etapta yapılacak ve 1672 konutu kapsayacak değişik 3 tip evden müteşekkil bu projemiz içerisinde birinci etapta 704 konutumuz olacak. Ve bu konutların belki de başlamasından kısa bir süre sonra talebe göre ikinci etapla alakalı çalışmayı da hızlı bir şekilde başlatabilmek için yine milletvekilimiz aracılığıyla Ankara'da gerekli girişimlerde bulunacağız. Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı ise uzun zamandan beri TOKİ için çalışmalar yaptıklarını belirterek yapılacak toplu konutların İnegöl'ü rahatlatacağını söyledi. Biliyorsunuz toplu konut idaresi kira öder gibi ev sahibi yapıyor. Uzun yıllara yayıyor ödemeleri. Belli bir miktar %10, %20 gibi peşinatlar var. Bunlar peki halkımıza nasıl duyurulacak? Önce Ocak ayında ihale yapılacak. İhaleyi kazanan firma çalışmalara başlayacak. Bir şerefiye kısmına geldikten sonra bankalara peşinat yatıracak vatandaşımız, bunlar basın mensubu arkadaşlarımızın gayretleriyle halkımıza da duyurulacak ve herkes peşinatını yatırdıktan sonra peşinat yatıranların eğer müracaatı konut sayısından fazla ise o zaman onlara da noter huzurunda bir kura çekmek suretiyle herkes adaletli bir şekilde kimseye iltimas sağlanmayacak bir ortam içerisinde ev sahibi olması sağlanacak. Daha sonra da ikinci etap devam edecek. Ama tekrar ediyorum, biz İnegöl'ü 40-50 yılını planlıyoruz.